Bu video Haydar-ı Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve blog sitesindeki yazılar ışığında hazırlanmıştır. Bunun gibi videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. El-Habir isminin fazilet ve havası Her şeyin iç yüzünü, gizli tarafını bilen, her şeyden haberdar, göklerde ve yerde, görünen ve görünmeyen alemlerde, en gizli sırlardan, en saklı şeylerden haberdar olan, ilminin dışında hiçbir şey bulunmayan, her şeyin gizli açık, küçük büyük her halini bilen, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün eşya ve hadiselerden Allah haberdardır. Onun haberi olmadan hiçbir hadise cereyan etmez. El-Habir isminden kulun ahlaki nasibi. Rabbimizin bu ismine iman eden bir kul, aleni veya tenhada, terbiyesizliklerden, kötü ahlak ve fiillerden, haram ve fuhşiyatın her türlüsünden sakınır. Bilir ki Rabbi her şeyden haberdardır. Emanetlere ihanet etmez, yalanla, aldatmakla iş görmez. Aynı şekilde kul, kalbinin ve nefsinin içinde olanları, oraya giren havatır ve hevaları kontrol ederek muhasebe ve murakabesinde gevşeklik etmez, nefsine habir olur. El-Habir isminin havası Şems saatinde zikrine devam eden gizli sırlara muttali olur. Muhabbet için şems saatinde erkek için meşgul olunur. Bayan için kamer saatinde meşgul olunur. Kimin niyetine okunsa bu saatlere dikkat etsin zarar görmemesi için. Talep ettiği bir şeyin mahiyetini öğrenmek için 818 kere zühre saatinde meşgul olunur. İstihare ettiği şeyi rüyada görmek isteyen Mülk Suresi 14. ayetini elaya ya'lemu halak ve huvel latiful habir. 124 kere okuyup uykuya yatsa istihare ettiği şeyi kusursuz görür. Hafıza, zeka ve unutkanlık rahatsızlıklarında bu isim zikredilse ve devam edilse hafıza ve zekası kuvvetlenir. Hadi, Habir, Mubin, Allamül Guyub esmalarını günlük 400 defa zikredenler ariflerin bilgilerine mazhar olurlar. Allahu alem bir sevap.